Zıkkımı köpüleyemeyiz. Orada eli arıza bile sesini çıkarmayacaksın. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Sen elin ağrısa bile orada ses çıkarmayacaksın. Bak pil bitiyor, görüyorsun işte. Ses dayanamıyor. Değişimi siz başlatacaksınız. Değişim için yollardayız. Artık evlatlar değişim istiyor, çare istiyorlar. Değişim başlatalım mı? Başlatalım. Hayırseverlik, merhamet, Haluk Levent'le, sevgili Acun'la nereye kadar? Bütün Türkiye'nin hayırsever olması için yola çıkıyoruz. Şimdi gönlündeki fermanla bizim yerimizden mi? Adıyaman'da dertlere derman olmak için buradayız. Adıyaman'daki tütün yasağını kaldırmak için buradayız. Adıyaman'ın sorunlarını bütün Türkiye ile buluşturup bu sorunlara inşallah çare bulacağız. Evet, 2021 yılını kapatıyoruz. 2022 yılına gençlerle beraber giriyoruz. Gençler, mutluluğun yılı olsun, özgürlüğün yılı olsun. Gençler korkmasın, çekinmesin, düşüncelerini özgürce söylesin. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Vaka vaka Mustafa Başkan, Mustafa Başkan. Hoş geldin Başkan. Tembellik yapmak benim tarihimde yazmaz. Sen diyorsun ki gölgede oturuyorsun, ayağını böyle ayak üzerine atmışsın, an böyle gölgede oturuyorsun, rahatsın. Bana da telefon açıyorsun ki ben güneşi göremiyorum. Çilesiz, kusura bakma. Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çilesin kardeşim. Sana konuşuyorum. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Kısırlaştıralım, yerinde yaşatalım. Bakın görüyorsunuz dağ başı kim kimse yok ve bu evlatlar burada aç ve susuz. Ankara'ya götüreceğiz. Orada inşallah ve inşallah milletvekili olacak. Sizleri güzel bir şekilde temsil edecek anacığım. Ben de Erdoğan abi bunu kendi arasında toparladı, planladı. Cuma'dan sonra aileyle buluşturacak. Bu berekettir, bu güzelliktir, bu sevgi sofrasıdır. Allah'ım diyor ki veren el alan elden daha da... Nasılsın? Çok şükür Mustafa abi. Soruyoruz, sen Maya diyorsun, niye soruyorsun diyorsun. Ya, ne konuşuyorsun? Normal bir vatandaş zannettim Mustafa abi. He? Normal bir vatandaş. Ben de normal vatandaşım. Eyvallah. Sana soruyorum. Hak Maya mı, Saf Maya mı, Öz Maya mı? Ülkemizin her köşesi cennet. Şu güzelliğe bakın. Bu mevsimde Bolu'da turist olmazsa hangi mevsimde turist olacak? Bu güzellikler nerede var soruyorum size ben ya. Ülkemizin her köşesi cennet. Şu güzelliğe bakın. Bu mevsimde Bolu'da turist olmazsa. Türkiye Değişim Partisi 1 yaşında. Yarın teşkilat başkanlarımı Ankara'da ağırlıyorum. Ankara'da kar var, Bodrum'da güneş var. Cennet vatanım için ne yapsak azdır. Her gün, her dakika, her saat petrole zam geliyor. Bu zamları durdurmadıktan sonra asgari ücrete zam yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Zor günlere... İstanbul Şişlisi'ni Avrupa'nın en büyük kasabası, ilçesi yapan beyefendi burada. Oraları öyle yapan herhalde Türkiye'nin başına baş olmak istiyorsa daha güzel şeyler yapmanın peşinde. Büyük bir emekle, dualarla bu yemek kaç saattir pişiyor. İnşallah ve inşallah bütün ülkemize bereketli sofralar kuracağız. Kuracağımız sevgi sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in değil, inşallah bütün milletimizin karnını doyurmayı Rabbimize nasip eylesin inşallah. Peki gelen geçen sana baktı da sana bir tane kulübe yapmadılar mı?
Efendim yapmadılar bir, ben zaten... Fındık dalda kalırsa kimseye faydası olmaz. Türkiye'nin petrolü yok diyorlar. Türkiye'nin en büyük petrolü fındık. Fındıkta bereket var, fındıkta güzellik var. Fındığı inşallah dünya markası yapacağız. Burada atalarının, dedelerinin birikimi var. Burada helal para var. Bu tenekeden teyyara değil. Taksicinin hakkını kimseye yedirtmem. Bak bak, Amerikanlı biri gelir biri gider ama Sarıgül burada. Hangi bak başkanım? Ya konuşuyorsun, konuşuyorsun. Aynen ama Sarıgül bandıdır. Ne yap? Canlı hapsi. Hay maşallah. Ve bana bir soru sordu. Dedi ki Hüseyin kardeşim, balık baştan niye kokar? İşte sağ bak. Artık baklavanın merkezi. Önünü açtım, yardımcı oldum. Elimden gelen desteği yaptım. Sormadım nerelisin, ne yapıyorsun diye ama bir şey söyleyeyim. Benim bu noktaya gelmemde en büyük emek, şurada Özkonak var biliyor musunuz? Özkonak. Özkonak'ta bir bakkal Arif amca var. O benim, ben onun yanında çıraktım. Oradan geldim, okulları bitirdim, üniversiteyi bitirdim. Hafta sonları onun yanında çalıştım. Maalesef iyi gitmiyor. Hep beraber çalışacağız, düzelteceğiz. Sizin yolunda, halkımızın sayesinde inşallah iyi olacak. En çok iyi gitmeyen nedir öyle küçük bir adam? Maalesef alışveriş, yani ekonomi. Dolar aldığı başına gidiyor, euro aldığı başına gidiyor. Yani aldığımız malı enfes gün aynı fiyatı alamıyoruz. Yani insanlar merak etmeyin, başaramaz dediler, yapamazlar. Birçok şeyi başardık, bunu da başaracağız. Hiç merak etmeyin. Siz bakın beni tanıyorsunuz. Valla tanıyamadım abi. Kim? Tanıyamadım. Ne söylesek yalan olur şimdi. Peki söyleme sakın bunu. Bence söyleyen tanmış olamaz. Bulmaya çalışmak abi. Kim? Kim olabilir mi? Belediye başkanı desen değilsiniz. Yok, cumhur başkanı. Yaklaştın. İcra ve cezalar. Sevgili yurttaşlarım, görüyorsunuz bütün mahalle muhtarlıklarımızda icralar ve cezalar var. Evet. Türkiye'mizin ne hale geldiğini muhtarlığımızdan görebilirsiniz. Her muhtarlığımızda icralar ve cezalar her geçen gün çoğalıyor. Hey, Mr. Nusret. Gel.